halkların kardeşliği için mücadele yürüten sevgili kadınlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kumbiter Hatun, Selsever, Selçeva Hatun. Hepinizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu alanda bulunan bütün kadınların hayatın ağır şartlarından geçerek, zorlu dönemlerinden geçerek bu alanı doldurduğunu biliyoruz. Türkiye bugün bir ekonomik kriz yaşıyor ve bu ekonomik krizin bütün ağırlığını kadınlar sırtlanmış durumda. Kadınların sırtına bırakılmış durumda. Bütün bu ağır şartlara rağmen sokakları, meydanları, alanları terk etmiyorsunuz, terk etmiyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Her birisi. Biz HDP Kadın Meclisleri olarak bu sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sevgili Deniz Poyraz yoldaşımıza ve Garibe Gezer yoldaşımıza atfettik. Onları burada saygıyla, minnetle, sevgiyle anıyorum. Onları katleden erkek devlet zihniyetidir. Devletin içinde çöreklenmiş olan çeteler sevgili Deniz Poyraz'ımızı bizden aldı. Kadınların katledilmesi, kadınların her gün şiddete maruz kalması, kadın emeğinin yok sayılması, kadın emeğinin görünmezliği, kadınların istismar edilmesi, çocukların istismar edilmesi bu toplumun en büyük sorunlarının başında bulunuyor. Ve biliyoruz ki kadınlar özgürleşmeden Türkiye özgürleşemez, Türkiye demokratikleşemez, Türkiye halkları barış içerisinde birlikte yaşayamaz. Kadınlar olarak bizler kadın ittifakını kurarak aslında Türkiye'de nasıl bir yaşamı inşa edebileceğimizi gösteriyoruz. Önümüzdeki kritik momentte kadın ittifakından öğrenmek dileğiyle. Azra Gülendam ve Pınar Gültekin'i burada anmak istiyorum. Erkek şiddetiyle vahşice katledildiler. Fakat binlerce kadın erkek şiddetiyle katledildi ve bu katliamlar ne yazık ki devletin toleransıyla karşılanıyor. Çünkü kadınlar üzerindeki baskılar politiktir. Kadın cinayetleri politiktir. Bir örnek daha vermek istiyorum. Nadira Kadirova, bir ev işçisi. Gülistan Doku, İpek Er, Yeldana Kaharman. Bu kadınlar da katledildiler. Gülistan Doku kaybedildi ve bulunmuyor. Katledilenlerden ise hesap sorulmuyor. Bazıları için mahkeme duruşma bile düzenlenmiş değil. Bu katliamı yapanların da arkasında devlet olduğunu biz görüyoruz. Ve diyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Emeğimiz, kimliğimiz bizimdir. Yeni bir dünyayı, başka bir dünyayı kadınlar ancak yaratabilir. O dünyayı yaratmak için, dünyayı yeniden kurmak için kadınlar daha çok el ele vermeli. Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Bir şey daha söylemek istiyorum. Buraya girerken LGBT artı arkadaşlarımızı kapıda tuttular, içeri sokmak istemediler. Buradan LGBT arkadaşları selamlıyorum. LGBT hakları insan haklarıdır. Yine buraya girerken sevgili Semra Güzel vekilimizin, Aysel Tuğluk vekilimizin, Gülten Kışanak ve Sabahat Tuncel vekillerimizin de fotoğraflarını sokmadı polis. Bu hukuksuzluğu burada kınıyoruz ve onlara buradan selam gönderelim. Zindanlara, zindandaki politik kadınlara, siyasetçi kadınlara daha çok sahip çıkalım. Zindanları özgürleştirmek için sokakları özgürleştirelim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.